ABD B1 B2 Türk Lisesi başvurusu yaptım. 1 Mart'ta vize görüşmemin olumlu sonuçlandığı bir vize mülakatı sonrası 5 Mart'ta vize başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi için ilave idari işlemler gerekmektedir denildi. İdari işlem sürecinizin en kısa zamanda sonuçlanması için lütfen ekte bulunan Supplemental Question Form adlı belgedeki bilgileri doldurarak formu tek dosya halinde ve Word formatında bir elektronik postaya cevap olarak gönderiniz diye bir mail aldım diyor bu takipçimiz. Bu ne demek oluyor? Bu benim ve takipçilerimiz için açıklarsanız çok sevinirim diye takipçimiz bize soruyor. Vize başvurularında tabii ki kişiler idari işlem sürecine girebiliyorlar. İdari işlem sürecinin anlamı şu. Sizin vizeyi alıp almadığınız değil. Bazı konuların inceleneceği ve o incelemenin sonunda da sizin herhangi bir vizeyi almanızda engel olmadığına kanaat getirilirse vizeyi veriyor olacaklar. Vizenizi almanıza bir engel teşkil eden bir durum oluşacaksa o zaman da olumsuz bir cevap veriyor olacaklar. Yalnız bu noktada sizin durumunuzda özellikle incelenmesi gereken bir durum vardır ya da yoktur demek zor olabilir. Çünkü size sundukları bu supplemental question form yani bu ek soruçların istedikleri sorular aslında bu yeni Amerika'daki yeni yönetimin biliyorsunuz yaklaşık bir sene önce çıkardığı yeni gereksinimlerde dediler ki işte Amerikan vizesi başvurusu yapanlardan ek bilgiler alınması lazım. Mesela sosyal medya hesapları gibi. Bu tip hesapları veya yani bu ek bilgileri de toplayacak şekilde sizden bir ek bilgi istediklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ek bilgilerle beraber onlar sizin sunduğunuz ek bilgilerin üzerine inceleme yapıp herhangi bir sorun olup olmayacağını değerlendirilip ondan sonra size vizeyi verecek olabilirler diyebilirim. Yani bu Uygulamada dediğim gibi bir yeni değişiklikleri uygulamaya sokmalarının bir sebebi de olabilir. Sizin bu idari işlem aşamasına alınmanız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabi bu arada bu idari işlem sürebilir. 2-3 ay ya da daha az, daha fazla sürebilir. Bunu da dikkat almakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.